Ne yapıyor bu Abdullah Bey'in odasında? Buyurun. Sağ ol kızım. Alev yiyeyim merak etme. Ne oluyor burada? Tüh sana. Kızım sen bu evdeki münafık mısın nesin? Senin amacın ne? Alev Abdullah babanın durumunu merak etmiş. Pembe'nin var mı kızın üstüne? Utanmaz rezil. Sen bir de bunların aralarını mı yapıyorsun? Ya öyle bir şey yok, alakası yok. Ne oluyor bu sesler ne? Karın olacak bu kadın. Bu kadın tam bir yılan. Ya yapmayın lütfen. Ne oluyor ya? Alev'le babanın çöp çatanlığını yapıyor. Ne? O bir şey yapmadı. Ben istedim. Var mı kızın üstüne? Allah aşkına Abdullah Bey. Koruma metresinin yeğenini. Alev babanın durumunu merak etti. Sesini duymak istedi. Bu kadar. Hı. Sen de onları konuşturmaya mı kalktın? Ya kimsenin kötü bir niyeti yok. Niye bu kadar abartıyorsunuz ki? Geçmiş olsun diyemeyecek mi? Diyemeyecek! Tamam. Babanızın yanında. Çıkın dışarı. Al telefonu da çık dışarı. Haklısın. Pembe Hanım ben dedim diyorum sana ya. Koruma şu kızı. Sen aklını kaçırmışsın. Fatih gerçekten öyle bir şey değil. Sen aklını kaçırmışsın Doğa. Ya bak. Kaçırdı tabii. Baban eve döndü, teyzesini bıraktı, gizli gizli görüştürüyor. Allah'ım sen bizi nasıl insanlarla sınıyorsun? Gerçekten öyle değil. Nasıl peki? Alev dönmüş, Abdullah babayı merak etti. Yani aralarını yapmak gibi bir şey söz konusu değil. Sadece bir kere konuştular, ne var bunda? Anladım. Doğa annem... En başından beri çok haklıymış biliyor musun? Sen sadece kendi aileni düşünüyorsun. Teyze ne olacak o kadın yüzünden benim babam kalp krizi geçirdi. Ölüyordu. Annem perişan oldu. Biz gözünün önünde senin hepimiz perişan olduk. Ve sen geldin üstüne bunu mu yaptın? Hadi doğru konuş. Arabuluculuk mu yapıyor? Tövbe estağfurullah. Ay gündüz kuşağı gibi. Rabbim esirgesin. Sen neden bizden nefret ediyorsun ki? Hala intikam mı almak istiyorsun benden? Tamam. Tamam ne yapıyorsan bana yap o zaman. Annemi babamı rahat bırak artık. Ailemi rahat bırak. Gerçekten ben artık bıktım usandım. Doğa. Sıkıldım. Görmezden geleyim diyorum, olmuyor. Arkanda durayım diyorum, olmuyor. Mutlu olman için her şeyi deniyorum ama başarım. Ben seni mutlu edemiyorum. Yine de sesimi çıkarmıyorum. Ve gelip üstüne bir de bunu yapıyorsun. Öyle mi? Fatih, bence sen sakinleş, biz öyle konuşalım. Hayır. Ben sakinleşmeyeceğim artık. Ben sakinleşemiyorum Doğa. Ben buramdayım. Sakinleşemiyorum. Neden biliyor musun? Çünkü sen beni delirttin. Ben delirdim. Boşanmak mı istiyorsun? O yüzden mi yapıyorsun bunları? Tamam. Boşanalım gitsin. Hemen aç davayı. Bitsin gitsin. Hemen aç davayı da. Aç boşanalım. Oh. Oldu. Sonra da Cemre'yi alamazsın diyeceksin. Demeyeceğim. Cemre'yi de al. Bitsin bu iş artık. Yalan söylemediğini nereden bileceğim? Ben sana nasıl inanacağım? Nasıl tekrardan sana güveneceğim? Hı? Tamam. Tamam, onu da şöyle yapalım. Her şeyi sen ayarla. Avukata kadar. Ben geleceğim ve anlaşmalı olarak boşanacağız. Cemre de... Sen de kalacak, ben de gelip arada bir göreceğim. Doğa ben... Bak gerçekten o kadar bıktım ki artık. Bıktım, usandım bak burama kadar geldi. Benden, ailemden nefret eden bir insanı ben artık yanımda tutmak istemiyorum Doğa. Ben sıkıldım. Sıkıldım.
etme bulma dünyası işte. Kızın bir kabahati yoktu. Bu konuları benimle konuşma Abdullah Bey. Bak, oğlunun bağırışlarını duydun. O da artık iyice çileden çıktı. Sen tez vakitte iyileş, nerede kalacağına karar ver. Ama ben bu evde senin o kadınla konuşmana müsaade etmiyorum.